Kızının yediği halttan haberi yok. Gelmiş beni suçluyor, seni suçluyor. Allah'ım ya Rabbim, niye böyle şeyler hep benim başıma geliyor ya? Niye böyle şeyler beni buluyor? Ben ne günah işledim de bunlarla uğraşıyorum. Hüseyin amca haklı. Hüseyin amca haklı mı? Nesi haklı ya? Ne diyorsun sen Ayşe? Bizi suçlamak da haklı Ferit. Yani özellikle seni suçlamak da haklı. Ayşe, ne saçmalıyorsun Allah aşkına sen ya? Sen beni sinirlendirmeye mi çalışıyorsun? He? Sen beni çileden çıkarmaya mı çalışıyorsun? Ne demek haklı? Sen yapma bari bunu bana. Ferit, ya sen Hande'nin düğününde benimle evlendin. O kadar büyük bir bedel ödettin ki kızı. Sana yaşattığı acıya sen mislili karşılık vermiş oldun. Ha, adaletsiz bir şeydi bu. Ben de bu adaletsizliğe seninle evlenerek ortak oldum. Ya sen bilmiyor musun benim bunu neden yaptığımı? Anlatmadım mı sana? Her şeyimi biliyorsun sen. Amacın ne olursa olsun insanlar acı çekti. Ya büyük hataydı. Evlenme teklifini benim kabul etmemem gerekiyordu. Daha da kötüsü, duygularımız gerçeğe dönüşmemeliydi. Pişmansın yani, öyle mi? Evet, pişmanım. Hem de çok pişmanım. Hande'den sonra içindeki boşluğu doldurdum ben senin. Bu sevgi değil ki Feriz. Ne demek sevgi değil Ayşe? Nasıl buna inanırsın? Nasıl böyle bir şey söylersin? Ya ben zaten zor duruyorum ayakta. Sen yapma bari bunu bana. Bize dair bir damla umudum vardı benim yeşermek için, nefes almak için. Sen kırma bari benim umudumu. Sen kesme bari benim nefesimi. Sen yapma bari. Kıyma bana. Sana nefes aldıran şey Baha'yı toprağa gömdü. Hande'ye yaşam mücadelesi verdiriyor şimdi. Bizim sevgimiz kimseye iyi gelmedi Ferit. Ne sana, ne bana, ne de başkalarına. İnsanlar bizim yüzümüzden acı çekiyor. Bunu kimseye yapmaya hakkımız yok. Ayşe. Üzgünüm. Ayşe! Ayşe! Yavrum bekle. Ne olur kusura bakma. Sen Hüseyin'in söylediği hiçbir sözü hak etmiyorsun yavrum. Özür dilerim. Önemli değil Zümrüt teyze. Evlat acısıyla söyledi. Onu da anlıyorum. Sen Hande'ye kan verdin yavrum. Bize evladımızı bağışladın. Allah razı olsun senden. Hakkını helal et çocuğum. Helal olsun Zümrüt teyzeciğim. Hiç öyle düşünmeyin. Benim yaptığımı kim olsa yapardı. Ama siz merak etmeyin. Hande en kısa zamanda iyileşecek. Evladınıza kavuşacaksınız. Sarıp sarmalayacaksınız tekrar onu. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Amin yavrum, amin. Sen öyle vicdanlı, öyle merhametli bir insansın ki. Allah da bütün anne babalara senin gibi hayırlı evlat nasip etsin inşallah. Hayırsız evlat yok Zümrüt teyzeciğim. Kötü eş, namussuz kadın da yok. Var kızım, var. Hayır, sınanmamış insan var daha çok. Başımıza kötü bir olay gelene kadar en sadık sevgili, en hayırlı evlat, en iyi eş değil miyiz birileri için? Ama en küçük sınavda yalancı, namussuz, hatta katil oluyoruz bazı insanlar için. Neyse, Hande iyileşecek. Siz de kızınızı yine bağrınıza basacaksınız. Hiç merak etmeyin. Allah, inşallah yavrum. Hoşça kalın. Ayşe, Ayşe durur musun? Gel bırakayım evini. Gerek yok, kendim giderim ben. Niye? Sevgi değil, ihanet kazanacak yani, öyle mi? İyiler değil, kötüler kazanacak yani. Hatırlıyor musun? İlk tanıştığımızda bana bir şey söylemiştin. Ben çok iyi hatırlıyorum. Çoğu insan kendine sunulana razı gelir demiştim. Ne sevdiğini, ne istediğini unutur demiştim. Ne oldu şimdi o Ayşe'ye? Hı?
E sen de o insanlar gibiymişsin. Değişik değilmişsin ki sen. Sen de şimdi herkes gibisin Ayşe. Sen de kandırmışsın beni. Hande'nin yanına geri dön Feris. Senin ona bir can borcun var. Elini tutar, varlığını hissettirirsen eğer belki vazgeçmez. Hayata döner. Onun sana ihtiyacı var. Ayşe, ben sevdiğimle kurduğum hayalleri başka biriyle yaşayacak kadar ucuz bir adam değilim. Böyle mi cezalandırıyorsun beni? Şimdi iyi bir aşık olmaktan çok iyi bir insan olmaz ama. Senin ona can borcun var. Uzatacağın el belki bir anne babanın evladını kurtaracak. Ha git ve onu yaşat Ferit. Yani sevmediğim birine seviyormuşum gibi davranayım öyle mi? Bunu mu istiyorsun benden Ayşe? Bunu mu reva görüyorsun bana? Herkes sevdiğini yaşatmak için çırpınır. Sevmediğin insanların yaşamaya hakkı yok mu? Ben Baha'yı yaşatamadığım için ne kadar canım acıyor biliyor musun? Hayır, bu doğru değil. Vicdanı sana yanlış şeyler söyletiyor. Yoldan geçen biri seni seviyorum, benim olacaksın. Başkasıyla birlikte olursan kendimi öldürürüm dese gidip onunla mı olacaksın? He? Niye? Kendini öldürmesin diye mi? Olacak iş mi bu? Seni terk edip gidemedim. Gitseydim Baha ölmeyecekti. Bırak bari Hande yaşasın. Ayşe, Hande yaşayacak. İyileşecek o. Kurtaracağız onu hep birlikte. Ne gerekiyorsa yapacağız, yardım edeceğim ona. Ama bak şunu unutma. Sen olmasan da ben hiçbir zaman Hande ile birlikte olmayacağım. Tamam mı? Bizi böyle cezalandırma. Yapma bize bunu. Ya da ne istersen onu yap, tamam. Kaç git hadi. Kendine de bana da yazık et. Harca bizi. Çünkü sen korkaksın Ayşe. Korkaksın. Kalp Yarası ATV'de.